Evet sevgili basketbol severler, asiste hoş geldiniz. Bu hafta sadece iki fax geldi. Bu size karşı bir şey değil ama İsmet Badem'in bence her zaman vurguladığı şeyi güzel göstergesi. Yani basketbol severler vitrinle ilgileniyor. Yani evet. Fenerbahçe şampiyon olacak mı? İşte Galatasaray kimi aldı? Savic gidecek mi? Bu tür şeyler izleyicinin daha çok ilgisini çekiyor ama program evet. içinde belki sizi de biraz terletecek. Zannediyorum ki bayağı telefon gelecek. 3. sırada bitirdi ve bu sezon Avrupa Süper Ligi'nde ilk kez yer alacak İsmet Badem. Murat Muratanoğlu ve İsmet Badem'in işleri bitmez. Gazete ve televizyon çalışmalarından başka basketbolu yaygınlaştırmak ve sevdirmek için o panel senin bu toplantı benim koşturup dururlar. Ekip bu uğurda yine yollara koyuldu. Bu sefer genç polis adaylarıyla yapılacak bir panele katılacaklar. Polis okulu İstanbul'dan birazcık uzakta olunca bir ara doğru yolda olduklarından bile şüpheye düştüler. Sadullah Mermerci polis eğitim merkezinde panel vermek için yola çıktık ancak bize verilen adres biraz uzak ve Karadeniz kıyılarına geldik. Yemin ediyorum şu anki koltuklardan 5 dakikada ben uyuyacağım. Ya ne güzel biliyor musun? Habib kaykolu şöyle, arazi böyle, şöyle de elini koymuş. Nasıl biliyor musun? Derste bir yerde şöyle, bir çatal kurdun mu bitti. Arkada 2-3 çatal gördüm orada. Sempatik basketbolcu basketbol felsefesini korkmadan oynamak olarak özetliyor. Benim basketbol anlayışım yürekli oyna ve kesinlikle kaybetmeyi düşünmedir. Türkiye'ye geldiğimde şeyle beraber, Lütfü'yle beraber, Armağan'la beraber İstanbul Bankası'nda oynadım. Valla çok güzel saçları vardı bir de böyle koyuyor. Geçenlerde milli takım seyahatine giderken Ali Akatlı geldi. Bir tane resim getirdi İstanbul Bankası takımının ilk 5 resmi. Ben sakal ve saç böyle çok değişik bir resim. Onu kimseye göstermiyorum. Başkan güzel bir noktaya değindi. İhtiyaca göre yabancı seçmek çok önemli. Biz oyun anlayışları alıyoruz. Yani takım oyun stratejisine göre oyun yapsa. Yani şimdi orada Zagiris Kanat hızlı basketbol oynuyor. Süratli oynuyor. Evet, ona göre de oyuncu getiriyor. Ama aynı ekolden. Çok ağır basketbolu biraz daha çirkinleştiren oyun sistemiyle oynayana belki bambaşka bir kolejin oyuncusu gerekebilir. Yani bunu da çok iyi seçmek lazım. Sabonis de onlara çok yardımcı oluyor. Yani, oraya. Yani şunu kaçırmayayım bunu alın diye. İsveçler ve İngilizler bastırdığı için ve FIBA'da bazı değişiklikler Avrupa Birliği'nden dolayı yani bizim artık gelecek senede Saporta'da, Koraş'ta ve mutlaka Final Four'a gitmemiz gerekiyor değil mi? Gustav Stankovic ile Genel Sekreter Yardımcısı Lubomir Kotleba'nın görüşleri ise şöyle. Euroleague'in tüm kıtaya yayılması en büyük hedefimiz. Yapılacak değişikliklerle NBA kalitesine bir lig izlettirebileceğimizi sanıyorum. Bugün Avrupa'da üst düzeyde basketbol oynayan takım sayısı oldukça arttı. Türk takımları Euroleague'e renk ve heyecan katıyor. Şimdi Amerika'dan bir telefon varmış. Teoman fazla bekletmeyin dedi. Evet. Evrim İçöz Portland'dan. Oo, Sabonis'in memleketi. Evet Evrim. Alo. Merhaba. Merhaba Türk abi, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. Sen nasılsın canım? Saat kaç Portland'da şimdi? Sabahın ikisi. Sabahın ikisinde asist seyrediyorsun. Vallahi bravo. Evet, sorunu alalım. Seni de fazla tutmayalım. Program bitince yatarsın herhalde. Yatacağız valla. Evet. Benim sorum şu. Bu yoğun iş temposundan arta kalan zamanını oğlu Mert ve kızı Merve ile birlikte geçiriyor. Final maça gittim falan diye. Evet. O kaydı. Demirel spor kariyerini şöyle özetledi. Ben 1957 doğumluyum. Yaklaşık 70-71 yılında Galatasaray'ın altyapısında basketbola başladım. Herhalde yemek falan pek seçmez öyle. Bir iki tane tip yemeği vardır. Onları asla yemez. Bir mesela imam bayıldı. Ağzına sürmez ama yani genelde her şeyi yer. İşçiye açık, güler yüzlü ve yakın bir federasyonumuz var ama tabii eksikliği var. Özellikle Turgay Demirel'in Türk basketboluna herhalde daha verecek çok şeyi var. Bizim Eskişehir nüfusu 700 bin. Bir sürü fabrikamız var. Eti, Arçelik, Koç, Otasan. Fakat basketbol yok. Eskişehir gibi büyük şehirlerde ve spor seven şehirlerde basketbolun ilerlemesi için neler yapacağız? Ayrıca burada çocuklar sizin müjdenizi bekliyorlar. Küçük takım şu anda hepsi benim yanımda sizin müjdenizi bekliyor. Evet. Şimdi bu Siirt'le özel bir konu var. Hatta Siirt'le Tanju'nun da ilgisi var. O da beni birkaç sefer beni aradı. Ben de konuyu o yüzden inceledim. Evet, Mehmet Aykuş. Mehmet Aykuş. Evet. Barış Anduru. Barış Anduru
İkiniz formanızı alacaksınız. Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz ama... Teşekkür ederim. Süre yetmedi ama o kadar çok soru var ki çok da güzel sorular geldi. Evet, yine yılın son programına, sezonun son programına da bekliyoruz. Başkan sana özel yer ayırdık. Şöyle öyle. Evet. Ne çünkü ismini yazacağız. Sevgili basketbol severler, dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden basketbol sevgisi eksik olmasın. Sizleri çok ama çok seviyoruz.